Ha, savalları bir araya mı damla? Bir oraya. Birincisi şu salafilik düşüncesi de. Yani işte salafilikte yine şey yaparken salafiler namaz okumayan adamını bir adamga küfrünü nispet verişedi. Ve bunge İmam Ahmed İbni Hammal'da şu fatvada bergen namaz okumayan adam küfür buladı degen narsan açıyordu. Çünkü bir çüntür bersiz atorak degen. Ko. Namazını terk kılgan adam kafir bo'ladimi mi degan mavzu bor. Namazını terk kılgan adamını mutlak umumi suratte doğrudan doğru kafir bo'ladi deb cumhur aytmaydi. Bitta İbni Hazm'dan rivoyat var. İbni Hazm Zohiriylardan. İbni Hazm Andalusiy. Andalusiyga borib Zohiriylik tariqatini o'tda icra qilgan inson. E'tiborli ulamolardan. Bu kishining ham gaplarida Ahli sünnenin gapları sıfatta etibar kılınan. Lekin ular rivayet keltiriyetken bir namaz kafir ikerliği de 20 ta sahaba yok ki 200 ta sahaba icma kigen degen gap İbni Hazm'ın gapları. 200 ta sahaba icma kigen degen gapını İbni Hazm etkenler ve Zahir'e göre etkenler. Ularının usulleri var. Zahir'deki metin açık bugündeyken çünkü karar hüküm çıkarabildiler. Peygamber aleyhisselamdan sahih rivayetler var. Etkiler ki namazını terk kılgan adam kafir bo'ladi. Namaz iman bilen küfür ortasındaki asasi fark namazda. Çünkü o şeyden bir neçe hadisler var. Hop, demek ki biz cumhur ahli sünnet ve cemaatinin cumhuru namazı terk kılgan adamını kafir demeydi diye yapmış onda. Demek için dese çünkü namazını terk kılışlıkını ihtimalleri var. Bazı adam cehalet var. Etrafı bunu namaz hakkındaki düşünceni onge yetkazmagan. Ya ki dengeseligi var. Ya ki uzunin cehaleti var. Bir kança sebepleri var. Lekin ay dedi ki namaz farz. Ben inşallah okuyayım ben dedi. Bu adamın imanı cahide. Fasık bo'ladi. Fasık bilen kafirli farkı var. Ahli sünnenin akidesi de insan fasık halde Müslüman buluşu mümkün. Günahını kıyan zahatı küfürge düşmeydi. Havariçlerden farkımız şu. Havariçler ne deydi? Günahını kıldın mı? O şey zahatı küfürge düşesen deydi. Günahını kıyan adam küfürge düşedi. Namaz okumadı mı kafir oldu. Tamam. Ularını çünçesi de şu. Ular Kur'an-ı Kerim'de, yani havariçler Kur'an-ı Kerim'de kıyan bir narsanı, yani günahını, kıyan zahatı kafir olan deydi. Hazreti Abu Hanife rahimahullah'ını o şey üylerde basıp havariciler sorak saval kıyken. Şimdi etken ki sen degen tavbe kıl degen. Hazreti Abu Hanife'ye tavbe kıl murtad sen tavbe kıl dinge kayıt deyişken. Tanışık yapı. Hazır dinge kayıt murtad sen degen gatını kadında Abu Hanifelerge geçişken. Biz ki Abu Hanifelerge uzumuzu teyinlemeyimiz. Lekin Abu Hanifeler dek zotlarge dinge kayıt degen adamlar bilen bugünkü Müslümanlarını dinge kayıt diyetken adamlar bir kıl. Bunlar da teyinleyimiz. Farkı yok bunlar. Abu Hanife dindemezmiş. Ukşa etkiler ki dinge kayıttım degenler. Küfürden tavba kıldım degenler. Çıkıp etkilerde de koyu varmışken. Yondaki bitti adam etken, havarıççı reisini yondaki turgan adam etken ki, ha bu bizde aldap gitti. Demek edilse, o bizning kılıp yürgen işlerimizden kayıttım deyip ayıp gittim. Benim fikrimce şuna kadar degen. Onu da kayıtı hop gireyler deyişken. Hop gireyken de Abu Hanife'ye, sen halde bizde aldap gittin mi? Demek ona kılıyorsunlar degen. Seni gap oyunu kılıyorsan deyip güman kılıyorsan degen. Abu Hanife etkiler ki, ha guman bu günah ku degen. Ne mi geldi ise? İnne ba'da zanni ismun degen Allah Kur'an'da. Bazı günahlar, bazı gumanlar günah degen. Hadır sen guman kıldın ya degenler. Ha guman kıldın. Demez sen günah kıldın ya. Ha günah kıldın. Günah kısa kafir bulursan sen kafir buldun degen. Estağfirullah tabak kıldım dinimye kayıttım degen. Onun usulü şu da havaricine.
Keyin aytgan ki, mana eşigini tagida degan bittasi zino qilib, homilador bo'lib o'lib qoldi. Janozasi turibdi. Ikkinchisi aroq ichib, masalan, benamoz ham shu, aroq ichib bo'kib o'ldi. Janozasi turibdi. Shuni janozasi o'qiladimi? Shu odam musulmonmi degan. Deganda Abu Hanifa aytganlarki, u qaysi millatdan deganlar. Yahudiylardanmi deganda, yo Yahudiy emas degan. Nasroniylardanmi deganda, yo Nasroniy emas degan. Majusiylardanmi? Yo Majusiy emas. Ha kim deganlar? Desa musulmonlardan degan. Ha musulmon deyapsan-ki, o'qiyver deganlar. Abu Hanifaning zakovatlari shunaqa ajoyib bo'lgan. O'sha o'rnida qotgan shu bilan xavorij. Ya'ni bilgan, bir qancha odam tavba qilgan shu holatni ko'rgan. Mana shu hodisa xavorijlar dunyoda yo'qolgandan keyin buning samarasi, ya'ni maydondagi aksi ko'rinmay qolgan edi. Yaqin kunlarda bu paydo bo'ldi. Namoz o'qimagan kofir bo'ladi degan gapni tarqatishyapti. Xuddi xavorijlarning gapi. Ahli sunna aytadiki, yo'q, namozni farz emas desa, namoz o'qisa ham kofir bo'ladi. E'tiqoddagi narsa, namoz o'qisa ham namoz farz emas o'zi. Men badan tarbiya uchun o'qiyapman. Bunaqa farz yo'q desa kofir bo'ladi. Lekin namoz o'qimayapti, aytsa-ki, inshaalloh o'qiyman desa, u kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Xo'p, endi hadislarga nima deymiz? Desa, bizda mana endi keldi. Mana bugun birodarlar, bizning suhbatlarimizni eshitib yurganlar o'rni kelganda ilmning aslini bilib qo'yaylik. Mana shu o'rinda Yusuf davronlarning ahli sunnani fikrini gapirmayotganligi kelib chiqadi. Ahli sunna nima deydi? Aytadiki, "Az-zawahirul lati hiya 'urdatut ta'wilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat." Mana shu matn shu shunga dalil bu. Matnlarning zohiri ta'vil ihtimoli bo'lsa, bir necha xil ta'villarning ihtimoli bo'lsa, ta'vil degani boshqa ma'nolarni ko'tarishi mumkin. Yoki matnning o'zida rivoyat jihatidan ohotlik bor, zom bor. Nima bo'ladi? Qat'iy masalalariga uni dalil qilib bo'lmaydi. Qat'iy masala nima deydi? Bir kishini kofir ekanligi qat'iy dalil talab qiladi. Qat'iy 100% bo'lish kerak, inkor qilib bo'lmaydigan bo'lish kerak. Inkor qilib bo'lmaydigan hech bitta ehtimoli qolmagandagina uni kofir deb e'lon qiladi mahkama. Bu hadislar qanaqa hadislar? Bu hadislar ohod. Bir kishi tomonidan rivoyat qilingan. Dalolati qat'iy lekin. Hadis ochiq oydin aytibdi. Namozni tark qilsa kofir bo'ladi deyapti. Ochiq. Dalolati qat'iy. Lekin rivoyati zonniy. Mutawatir emas. Zonniy bo'lganligi uchun buni biz namozni tark qilgan odamga muboshadatdan ishlata olmaymiz. Jumhurni, ahli sunnani gapi. Imom Ahmadning o'zlarini ham gaplari. U kishi aytadilarki, ohod yaqinni ifoda qilmaydi. Qachon yaqinni ifoda qiladi? Qachon uni qo'llab-quvvatlovchi ma'nan bo'lsa-da boshqa ohodlar bo'lishi kerak. Ilmiy istilohlar bular. Lekin bu hadis Rasulullohdan ekanligiga isbot topsak, buni ma'nosi nima bo'ladi? Desa, buning ma'nosi namozni qasddan farz emas deb tark qilsa kofir bo'ladi. Hadis biz inkor qilmayapmiz hadisni. Ohodni tashlab yubormayapmiz. Ohodni ham o'zining ma'nosi bor. Ya'ni bu ma'no Qur'onda nima qilingan? Quvvatlangan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Hucurat suresi. Agar ikki toifa mu'minlardan o'zaro qital bir-birlarga qilich ko'tarsalar فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ularning o'rtasini isloh qilib qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Ikkita bir-biriga qilich ko'targan odamning hadisdagi hukmi kofir bo'ladi. Namozni tark qilgan odamning hadisdagi hukmi kofir bo'ladigandek bir xil. Ohodni tashlab yubormayapti. Kim Muhammad azizni ovozi o'chib tursa. Ya'ni biz hadislarni o'sha ohod ekanligi ma'nosida uning ehtimolini topamiz. Ahli sunnaning ulamolarining gapini aytayapman men. Va o'zimdan to'qiyotgan gap emas. Ulamolar aytadiki, tamom, ohodni hukmi bor. Lekin qat'iy daliliga o'tmaydi u. Qat'iy dalil Qur'on bizga.
Kur'an'da Allah Ta'ala ikkita bir-biriga qilich ko'targanlarni minal mu'minina dedi. Mu'minlardan dedi. İkkita odam bir-biriga qilichda jang qilsa, ikkalasini mu'min deb nomladi Kur'an. Hadisda mu'min mu'minga qilich ko'tarsa kufur dedilar. Sibabul muslimi fisqun qitaluhu kufrun dedilar. Mu'minni öldürüş, qital, unga qilich ko'tarish kufur dedilar. Kufur dediler. Hadiste minel ve in taifetani minel mu'minine iqtetelu. Uzara qital kılseler minel mu'minine mu'minlerden onlar. Islah kıpkıyın diye. Demek ayet mukaddem boladı. Nema uçun ayet mutavatır. Hadis nema boladı indi. O hadis taşavaramız mı? Sahih ki Resulullah derliği anı bu. Anı. Ahatliği uçun onu hukumge kat'i ameyimiz. Manasını tapamız. Kanaka tapamız. Mu'minni imoniga qarshi qurol ko'tarsa kofir bo'ladi. Pul talashib urushsa kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Bitta fikr talashib urushsa kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Lekin meni imonimni yomon ko'rsa, unda kofir bo'ladi. Mana bir qangi ma'nosi bor hadisning. Demak, hadisdagi namozni tark qilsa kofir bo'ladi degan gap hadisda hadis bor bu. O'sha imon keltirmasdan namoz farz emas. Deb namozni tark qilsa kofir bo'ladi. Lekin kasolatan, ya'ni dangasalik bilan yoki jaholatan bilmagan, unga hech kim o'qitmagan, ko'chada yurgan, hamma narsani qilib yurgan, hali unga yetib kelgani yo'q. Uni hammasini birdaniga kofir desangiz, xavorij bo'lib qoladi. Xavorijlar shunaqa. Gunoh qildimi, tamam, ketdi. Eshitni qilgan ishlari YouTube'larda turibdi. YouTube'ni ajoyibligi bu Nova Zelandiyada, Yangi Zelandiyada. Jonli efirga kirib olib, taqillatib musulmonlarni otgan bolani videolarini bloklashdi hamma joyda. YouTube o'zi blokladi, Facebook o'zi blokladi, buni tarqattirmadi. Lekin nimagadir IŞİD'ni ko'chada odam so'rganlari hali ham turibdi YouTube'da. Bloklamaydi ularni. Nimaga? Islomni xunuk ko'rsatish uchun IŞİD eng yaxshi aktyorlar. Ular İslam'ını konhur dini kılıp korsatadı, onu devam ettirişen. Koçadan tohtatıp iki de balanı sonra şey yaptı. Sen işle, davlatta işleyen mi sen de yaptı Suriye'nin hükümeti de dese, yok dese koy var yaptı. Yanında bir de sen semizra adam varken onge sen davlatta işleyen mi sen resmi dese, işleyen ben dese, şunu da çok kıratıp peşin aslan atışı yaptı. Demek ki hükümette işledi mi kafir, tamam. Havaricilik bu. Namaz, yani bir tanesini tohtatışı yaptı. Namaz okuşu bilesen misin? Bilemem diye. Hani okuşu ediyse, ozan ayıttırışı yaptı. Ozanla ayıtı yaptı. Çala çürüp akıllı. Şimdi fasıkkan kur. Koçak uyudu yürüyen. Şu 30-25-30 yaşlı yigit. Namaz oku dese, Allahu Ekber de kolunu bağlamasından doğru taşa var yaptı. Dese haligile hursan. Üçlü vagan balalı. Ana! Yakşiyen bu namaz okuşu bilmedi. Ana kafir üçledi gidip ot kızışıp peşinden atışı yaptı. Havaricilik bu. Namazı terk kıyan zahatunu kafir değişlik ahl-i sünnenin işimez. İmam Ahmet'ten bugün rivayetlerde şu. Ona hemesini Kur'an'a zıt düşünmesliğimiz gerek. Kur'an'da Allah Ta'ala birbirine kılıç kütergenli mu'minler dedi. Hadiste kafir deyip durdu Peygamber Aleyhisselam. Demek ki hadisini Kur'an'a muvafıklaştıramız. Kur'an'daki gel mu'minler uruşup kalışı mümkün. Uruşu mümkün. Hadisteki gel, mu'minni imaniga karşı uruşsa, seni imaningden vazgeçiremen deyip uruşsa, kafir bo'ladi.